Hunzalar. Pakistan'ın Hunza Vadisi'nde yaşayan bir kabile olan Bruşoların çok ilginç özellikleri. Coğrafya. Hunza Vadisi Pakistan'da, Keşmir'de, Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunur. Vadi deniz seviyesinden 2500 metre yüksekliktedir. Yukarı Hunza, Gojal, Merkez Hunza, Hunza Vadisi ve Aşağı Hunza, Shinaki bölgelerinden oluşur. Vadi, Hindistan ile Pakistan arasındaki geçici sınır hattı olan Line of Control denetim hattının hemen yanında bulunuyor. Hunza köyleri Himalayaların eteklerinde bulunur. Bölgeden geçen Karakorum otobanı, Çin ve Pakistan'ın ortak yapımı olan çok önemli bir projeydi. Bu projenin gerçekleştiği 1980'lerden itibaren bölgeye ulaşım sağlanmaya başladıktan sonra Hunza Vadisi'nin kaderi tamamen değişti. Ayrıca Hunza Vadisi'nin Çin ile olan ticaret yolu üzerinde bulunması da önemini artırmaktadır. Yukarı Hunza, Gojal. Nüfusun %65'i Vaki dili ve %34'ü Bruşaski dili konuşur. Domki dili ise sadece %1 oranında konuşulur. Vaki dili konuşanların 19. yüzyılda Afganistan'dan gelmiş göçmenler olduğuna inanılır. Yukarı Hunza bölgesinin sınırları Ayanabad köyünde başlardı. Ancak geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bir toprak kaymasıyla köy, buradaki bir gölün suları altında kalmıştır. Günümüzde Gulmit kenti, Yukarı Hunza'nın merkezidir. Buradaki ikinci önemli kent ise Sost kentidir. Çin ve Afganistan'a giden ticaret yolu buradan başlar. Karakorum otoyolu Yukarı Hunza'dan geçtikten sonra Çin sınır kapısına kadar devam eder. Buradaki Huncarap geçidi de dünyaca ünlüdür. Bu geçit 4693 metre yüksekliğinde yapılmıştır ve dünyanın en yüksek geçitlerinden birisidir. Karakorum otoyolunun daha kuzey tarafları uygarlıktan uzak ve izole yerler olarak kabul edilir ve kimse bu bölgeye gitmez. Merkezi Hunza. Monarşi döneminde Ayaşu Hanedanı tarafından yönetim yeri olarak kullanılmıştır. Günümüzde de yönetim yeridir. Merkez bölgesi Murtaza Abad köyünden başlar ve Atta Abad köyünde biter. Bu bölgede %97 oranında Bruşaski ve %3 oranında Domki dili konuşulur. Aşağı Hunza. Nagar Vadisi denilen ve doğudan güneye uzanan bölgedir. Bölgede yaşayan gruba Shinaki ismi verilir ve konuştukları dil ise Shina dilidir. Hunza Vadisi'nin en zengin kültürel grubu burasıdır. Bu zenginlik, bölge insanının doğum, evlilik, ölüm, dini uygulamalar ve öteki sosyal faaliyetlerinin çok renkli ve çok canlı yaşanıyor olmasından ileri gelir. Din. Hunza Vadisi'nde 15. yüzyıla kadar Bön inancındaki Budizm etkindi. Bölgede var olan Hunzaların Kutsal Kayalıkları isimli arkeolojik kalıntılardan bunu anlıyoruz. 15. yüzyılda İslam dininin bölgeye gelmesiyle Hunza halkı Şii İslam ve İsmailiye inancına geçmiştir. Buna rağmen eski inançların etkisi de devam etmektedir. Bölgede şamanlık uygulamalarının dini inançların içine girmiş olması bunu gösteriyor. Şaman kelimesi yerel dilde bitan olarak bilinir. Bitanların periler tarafından seçilmiş ve altı parmağı olan veya normalden fazla bir dişi olan sıra dışı bireylerden oluştuğuna inanılır. Tarih. Bölge halkının 900 yıllık geçmişine bakıldığında genelde yarı bağımsız bir durumda olduğunu ve İngiliz dönemine kadar Çin'in Sincan bölgesinin büyük etkisi altında olduğunu görüyoruz. Hunza bölgesi Pakistan bağımsızlığını kazanana kadar bir tür prenslikle yönetiliyordu. Pakistan'ın kurulmasından sonra bölge idari olarak Gilgit-Baltistan eyaletine bağlanmıştır. Eyalet merkezi Baltistan, Kerimabad şehri olmuştur. Halk. Hunza Vadisi'ndeki köylere gençlik vahası da deniliyor. Burada yaşayan halkın ortalama yaşının 110-120 olduğuna inanılır. Bu kabilenin bir başka özelliği buradaki insanların çok genç ve güzel görünmesidir.
60'lı yaşlara gelmiş ve bu yaşta bile çocuk doğurabilen kadınların varlığı da iddia ediliyor. Buna karşılık Hunzaların uzun yaşadıklarına dair iddiaların doğru olmadığı ve doğum kayıtlarının doğru tutulmamış olmasından dolayı böyle bir yanlış anlamanın yayıldığını söyleyenler de vardır. Hunza Vadisi'nde yaşayanların nüfusu yaklaşık 87 bindir. Sınırın Hindistan tarafında kalmış az sayıdaki Burushaski halkının Hindistan'daki nüfusu 350 kişi kadardır. Hindistan bu insanları az nüfuslu kabile statüsünde değerlendirmektedir. Hunza halkının genetik incelenmesine göre Orta Asya, İran ve Kafkasya kökenli oldukları tahmin edilmektedir. Az sayıda genetik kod Güney Asya'ya ait çıkmaktadır. Hunzaların kökeninde Cengiz Han'a kadar giden Mongoloid karakterlerinin varlığı da kanıtlanmıştır. Bu durumda Hunzaların geldikleri yerin Pamir Yaylası ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Hunzaların genetik yapılarında Pakistan'daki bir başka kabile grubu olan Kalaşlarınki gibi Makedonya kökeni olduklarına dair bir kanıt bulunamamıştır. Gündelik yaşam. Bu insanların beslenme tarzlarının ve gündelik yaşamlarının hayatlarını etkilediğini tahmin edebilirsiniz. Hunza halkı çok bal tüketir. Hunza halkı sıfırın altındaki derecelerde soğuk sularda banyo yapar. Kendi yetiştirdikleri arpa, darı ve kara buğday gibi besinleri çok tüketir. Kayısı, fındık, sebze ve tahıllarla beslenir. Batı insanına göre daha az yemek yer ve daha çok yürürler. Hunzaların günlük 15-20 km yürüyüş yapmaları bir yaşam tarzı olmuştur. Gülmek de yaşamlarının bir parçasıdır. Hunza Vadisi'nde yaşayanların dağların sırtlarında kurdukları köylerde yaşadıklarını biliyoruz. Birbirinden uzak yapılmış bu evlerden bir diğerine ulaşmak için inişli çıkışlı uzun yollar yürümek gerekiyor. Çevrede herhangi bir sanayi kuruluşu, otomobil egzozu veya elektrik hattı gibi zararlı etkenler olmadığı için bu bölgede yaşayan insanların daha uzun ömürlü olması normal karşılanmalıdır. Hunzaların yaşamları bizdeki Karadeniz bölgesinin yüksek yaylalarında yaşayanlar gibi daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmasına benzetilebilir.